Bu imza töreninin son konuşmacısı, en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülü sahibi ve Birleşmiş Milletler Barış Elçisi Sayın Leonardo DiCaprio. Bu topluluğa hitap etme fırsatını bana verdiği için Sayın Genel Sekreteri ve burada toplanmış, harekete geçmeye hazır seçkin iklim liderlerine teşekkürlerimi sunarım. Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olarak geçtiğimiz 2 yılda dünyanın 4 bir yanına gittim. Endüstriyel kirlilik yüzünden boğulan Pekin gibi şehirlerde, Kanada'nın dümdüz edilmiş eski kutup altı ormanlarında ve Endonezya'daki yakılmış yağmur ormanlarında bulundum. Hindistan'da ekinleri sular altında kalmış çiftçilerle tanıştım. Amerika'da deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı Miami'deki sokakların sele yenik düştüğüne tanık oldum. Arktika'daki Grönland'da kadim buzulların hızla bilimsel tahminlerden daha hızlı yok olduğunu hayretler içinde gördüm. Yolculuğum sırasında gördüğüm ve öğrendiğim şeyler beni dehşete düşürdü. Çocuklarımız ve torunlarımız geçmişe bakıp bu yıkımı engelleme fırsatımız olduğunu ama bunu yapacak siyasi iradeye sahip olmadığımızı fark ettiğinde hepimizin yaşayacağı utancı bir düşünün. Evet, Paris Anlaşması'nı yaptık. İnsanoğlunun tarihinde herhangi bir amaç uğruna toplanmış ülke sayısından çok daha fazlası bugün bu anlaşmayı imzalamak için buraya geldi. Bu da umut etmemiz için bir nedendir. Ancak ne yazık ki bulgular bize bunun yeterli olmayacağını söylüyor. Artık devasa değişiklikler gerekiyor. Yeni bir kolektif bilinç oluşturacak değişiklikler. Hepinizin bir aciliyet hissiyle yayacağı ve yolunu açacağı insanoğlu için yeni bir kolektif evrim. Bugün birbirimizi tebrik edebiliriz. Ama ülkelerinize dönüp bu tarihi anlaşmada vaat ettiğiniz şeylerin ötesini yapmazsanız bunun kesinlikle hiçbir anlamı kalmaz. 21 yıl süren münazaralar ve konferansların sonunda artık konuşmaların, bahanelerin, 10 yıllık öngörülerin, fosil yakıt şirketlerinin geleceğimizi etkileyecek çalışmaları manipüle etmesinin bir son bulacağını bildirmenin zamanı geldi. Dünya bizi izliyor. Gelecek nesiller tarafından ya alkışlanacak ya da yerileceksiniz. Dünyanın sahip olduğu son ve en büyük umut sizsiniz. Sizden dünyayı korumanızı istiyoruz. Aksi takdirde değer verdiğimiz bütün canlı varlıklarla tarihe karışacağız. Bu hepimize bağlı. Satın alma, beslenme ve enerji tüketimi alışkanlıklarınızı değiştirin. Fosil yakıt fonlarına son vererek, yenilenebilen enerjiye yatırım yaparak, fosil yakıtları yerde bırakarak, karbon vergisi koyarak iklim değişikliğiyle savaşan liderlere oy verin. Bu filmin karbon ayak izi gönüllü karbon vergisi verilerek telafi edilmiştir. Bu para kritik durumdaki yağmur ormanlarını korumak için kullanılacaktır. İklimin etkilerini ve bunu nasıl dengeleyeceğinizi carbotex.org adresine girerek öğrenebilirsiniz. Daha fazla bilgi için beforetheflood.com adresine girin ve harekete geçin.